gazeteleriydi. Çarşambaya aldık. Özgür Düşünce Gazetesi'nin yazarı Sayın Nazlı Ilıcak'la haftanın değerlendirmesini yapacağız. Beni bekliyor canlı yayında. Nazlı Hanım günaydın. Günaydın. Hemen sözü... Arkadaşlar sorun mu var? Hemen geliyor. Peki. Beni duyabiliyor mu? Ben duyuyorum. Ha, duyuyorsunuz. Peki ben sorumu sorarken teknik bir sıkıntı var galiba, onu hallederler. Şimdi bu Anayasa Mahkemesi'nin tamam geldi. Anayasa Mahkemesi'nin başkanının çıkışı uzun bir aradan sonra bir manşet kardeşliği. Yani şimdi bunu söylerken yanlış anlaşılmasın. Yani ilk kez manşetlerin birleştiğini gördüm ben. Birçok gazete manşete taşımış bunu. Ve hepsi de herkesi bağlar manşetinin altını çizmiş. Nazlı Hanım, sizden de onu değerlendirmenizi isteyeceğim. Hem bu noktasıyla, herkesin bunun altını çizmesi noktasıyla, hem de Züttarsan'ın bu çıkışını değerlendirmenizi isteyeceğim. Buyurun. Manşet kardeşi derken tabii havuz medyasını istisna... Öyle değil. Öyle değil, öyle değil tabii. İstisna tutuyorsunuz. Çünkü onlarda çok ağır ithamlar vardı. Zaten Zaman Gazetesi de bugün çok güzel belirtmiş. Artık herkes paralel oldu diye birçok kesimden fotoğraflar yayınlamış. Şimdi Zühtü Aslan tabii doğru bir çıkış yaptı. Burada hak ihlali üzerinde duruyor. Mesela şeyler diyor ki, AK Partiler diyor ki gerekçesiz yayınladı bu kararı diyor. Halbuki sadece iptal kararları gerekçeleriyle yayınlanır diye bir hüküm var. Onu bile, bu iptal kararları bile artık bir galatı meşhur olmuştu. Şeysiz, gerekçesiz yayınlıyordu Anayasa Mahkemesi. Yani mesela böyle de eleştiriler geliyor. İçeriğine girmiştir deniliyor. Ama hak ihlali konusunda bence de aslında içeriğine girerek yönlendirici bir karar verdi Anayasa Mahkemesi. Bu çok önemli. Bunun altını çizmek lazım. Çünkü hak ihlali var derken Anayasa Mahkemesi bu bir gazetecilik faaliyetidir de dedi. Oysa biliyorsunuz bir casusluk faaliyetinden dolayı yargılanıyor Erdem Gül ve Can Dündar. O açıdan da çok yararlıydı. Fakat bunu Tayyip Erdoğan'ın yapmasının bir sebebi var. O tamamen gözdağı vermek için bunu yapıyor ve bunun arkası da gelebilir. Şimdi diyelim ki tahliye kararı veren hakimler, bu tahliye kararı veren hakimler, onlar da hakimlik mesleğinden dolayı bir faaliyet gösterdiler. Şimdi ya Anayasa Mahkemesi onlar için de haklı olarak bir hak ihlali var. Çünkü burada bir casusluk, çete, bir örgüt, bir darbe teşebbüsü yok. Bir hak ihlali var. Onlar da mesleklerini icra ederken bir karar verdiler derse ne olacak? Bunun peşi gelebilir bence endişesiyle bir ön aldı Tayyip Erdoğan. Bu şekilde mesela daha sırasını bekleyen Hidayet Karaca var, Mehmet Baransu var, bazı Kürt gazeteciler var. Burada da yapılan haksızlığın altını çizmek lazım. Siz her zaman böyle öfleyerek, püfleyerek Erkan Bey, bu çifte standardın altını çiziyorsunuz. Ben de buna çok üzülüyorum. Mesela bir Hidayet Karaca da çok haksız yere cezaevinde tutuluyor. Bir Mehmet Baransu da netice itibariyle ne yapmış? Bir takım darbeye ilişkin belgeleri gitmiş savcılığa intikal ettirmiş ve gazetesinde yayınlamış Baransu. Bunun gazetecilik haricinde bir darbe diye mütalaa edilmesi mümkün mü? Ondan sonra çıkıyor Adalet Bakanı. Heh, onu siz, soracaktım. Buyurun sorun siz onu. Onu soracaktım vallahi Nazlı Hanım. Yani bu arada bir de Adalet Bakanı çıktı. Bunlar bir de şunda kaçmasın. Daha önce de Efkan Ala aslında bir sene önce falan. O da yine balyoz ergenekonları açtık da geldik diye açıklaması duruyor. YouTube'a girsin baksın herkes. Şimdi madem bunlar darbeydi, madem bunlar darbe girişimiydi daha doğrusu, Baransu da bunları ortaya çıkardı. Neresinde, hani gizli belge nerede? Darbe ise niye içeride? Bunları sorunca da cevap yok tabii, gelmiyor. Buyurun. Zaten yasa dışı belgeler söz konusuysa bunlar gizli belge sayılmaz. Yani burada bir darbe hazırlığı varsa, aynı MİT tırlarında da söylediğimiz gibi yasak bir olayı meydana çıkaran bir gazeteci gizli bir belgeyi açıklamış olabilir mi?
Ama maalesef bakın 10 aydır müracaatı var Mehmet Baransu'nun. Anayasa Mahkemesi bunu ele almadı. Ama Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın yakınıyor. Diyor ki Sayın Başbakanımızın da hak ihlaline ilişkin bir müracaatı vardı. 2 yıldır ele alınmadı. Yani düşünün Anayasa Mahkemesi'ne Cumhurbaşkanı hak ihlali için müracaat etmiş. Acaba hangi hakkı ihlal ediliyor? Hepimiz yerle bir olmuşuz. Hak ile yeksan olmuşuz. Herkes mağdur durumda. Ama Cumhurbaşkanı o dönemde başbakandı herhalde. Herhalde Twitter dolayısıyla bu Twitter yasağını kaldırdı Anayasa Mahkemesi ya. Hani herhalde diyor ki benim hakkım ihlal ediliyor Twitter'da gibisinden mi Nazlı bir? Hanım, olabilir yani şöyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın da dönemi başbakanı olarak sizin de benim de işte diyorsunuz eleştiriyorum. Ya tamam böyle bir hak ihlali iddiası olabilir de hani yok sayma, tanımama o zaman mesela Baransu ve Mehmet Baransu, Hidayet Karaca ve diğerleri de hani şunu yapabilir mi? Yani bavulları topluyoruz bu nasıl bir çifte standart deyip tanımıyoruz deyip mesela gardiyanlar durdurur herhalde değil mi? Böyle yani bu tanımıyoruzun bir anlamı da yok. Kendi adına mesela zaten biliyorsunuz AK Parti'nin açıklama geldi. Numan Kurtulmuş. Ne dedi? Bu şahsi bir değerlendirmesidir. Mamafih onun tekrar Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı tweet attı. Hayır bu bir şahsi değerlendirme değil. Bu devlet adına yapılan bir değerlendirme dedi. Böyle içten içe görüyorsunuz bir kaynama var. Yalnız ben şu şeyden bahsetmişken biraz hani balyozdan şu askeri casusluk bakın davasından son beraat verdiler ve İlker Başbuğ bir açıklama yaptı 17 Aralık bir darbedir dedi. Artı Genelkurmay'dan bir açıklama geldi. İşte gördüğünüz gibi biz haklıydık ve aklandık dedi. Şimdi bu askeri casusluk İzmir askeri casusluk meselesine kumpas diyenler bunun tabii iddianamesini, içeriğini incelememiş insanlar. Son olarak bakın şu hususa vurgu yapmak istiyorum. Ankara'da 27 sonra da 28 kişinin ölümüyle neticelenen o büyük patlama askeri servislerle ilgili. Askeri casusluk iddianamesinde bu var. Pandora veri tabanından çıkan belgelerde şöyle diyor. Askerlerin bulunduğu yerlerdeki servis güzergahları tespit edildi. Orada nöbetçi yerleri nerede? Bu tespit edildi. Yalnız diyor o bilgileri taşıyan kişi bir eyleme geçmeden önce bize haber verir ki bizim arkadaşları uyaralım diyor. Bakın bunlar İzmir askeri casusluk iddianamesinde yer alıyor. Siz onları beraat ettiriyorsunuz. Bunları değer vermiyorsunuz bu delillere. Ama bakın işte görüyorsunuz bir patlama oluyor. Bunları kim tespit ediyor bu güzergahları? Nasıl o nöbetçilerin yerleri belirleniyor? Ben şunu söylemek istiyorum. Sanki hiçbir şey olmamış gibi İzmir askeri casusluk, İstanbul askeri casusluk ve diğerleri yani ve diğerlerinin de tabii Ergenekon vesaire. Şimdi bunları beraat ettiriyorlar ve ondan sonra bunun bir ödünü olarak çıkıyor eski Genelkurmay Başkanı diyor ki 17 Aralık bir darbedir diyor. Bakın yani biz de diyoruz ki işte siz Ergenekoncular, hırsızlar el ele birbirinizi aklıyorsunuz ama tarih sizleri aklamayacak. Evet. Peki şimdi o zaman Hüsamettin Cindor'un bugün Zaman Today Zaman Gazetesi'nde de vardı. Onun iddiası bir korumaya yönelik, geleceğe yönelik bir çaba olarak değerlendiriyor. Yani mutlaka ki hukukçular da, Sayın Cumhurbaşkanı da iyi biliyorlar ki hani Anayasa Mahkemesi herkesi bağlar. Nedir Murat? Ben bunu merak ediyorum. Çünkü bu ülkede artık siyasetin yaptığı değil de yapmak istediğini tartışmak, bir adım ötesine geçmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi herkes bağlar mı bağlamaz mı? Efendim bağlar. Bal gibi de bağlar. Bunu herkes biliyor. Ne yapılmak isteniyor? Yani asıl onu konuşmalı. Bakın dün size Eser Karakaş çıktı. Bence çok güzel izah etti Tayyip Erdoğan'ın ruh halini. Kendisine hakim olamıyor. Çünkü hani ilk başta konuşmayacaktı. O bence
illa plan programlı konuşmuyor. Öfkesine hakim olamadığı için hani bu bir fıkra vardır ya, adam işte şikayetçi mesela Temel'den. Temel de ona diyor ki ben seni tanımayırım diyor. Kızıyor şikayetçi olan Temel'e, diyor ki ben de seni tanımayırım diyor. Halbuki kendisinin aleyhine aslında, çünkü tanıdığı bir insandan insan ancak şikayetçi olabilir. Bu bunun gibi bir şey. Kafasını esiyor, kafasının tası atıyor derler hani amiyane tabirle. Ben tanımıyorum. Şimdi böyle bir şey, yani tanısan ne olur, tanımasan ne olur? Mühim olan zaten mahkemelerle ilgili bir şey. Ben şunu sordum, tanımıyorsunuz. Tanımazsanız siz ne yapacaksınız? Kendiniz saray muhafızlarını yollayıp Can Dündar'ı sarayın altındaki zindanlara mı attıracak? Anlıya dönemine öykünüyoruz ya, onun gibi bir işlem mi yapacaksınız? Bir anlamı yok o kelimelerin. Ha, amaç nedir derseniz gözdağı vermek oldu muhakkak. Yani Can Dündar'la Erdem Gül'ü yargılayan mahkemeye diyor ki, bak diyor, bu diyor tahliye oldu, buna bile öfkelendim, bu bir beraat değildir. Mesele casusluk meselesidir. Biz askeri casusluk, onları gerçekten belgeler de olmasına rağmen onları biz beraat ettiriyoruz. Ama gazetecilik faaliyeti yapan kişileri biz casus olarak tutukladık. Anayasa Mahkemesi serbest bıraksa da sen mahkum et. Bu tamamen benim bir tenkidim gibi değil, Cumhurbaşkanı'nın tenkidi. Daha ağırlığı var. Bir de onun gibi bir otoriter kişinin ve yaptırımı olan bir kişinin bu lafları sarf etmesi çok önemli. Bakın bütün kaç tane hakim savcı görevinden alındı. HSYK'nın kapılarını kimler aşındırıyor? İşte hangi askerler bu davaları nasıl kotarıyor? Bunu oraların civarında olan insanlar biliyor. Yani netice itibariyle her şeye hakim. Eğer nasıl şimdi beraat kararı verecek bu Ağır Ceza Mahkemesi Erdem Gül ve Can Dündar hakkında? Verirse ya darbecilikten ve paralel ve FETÖ'cülükten diğer iki hakim gibi onları da cezaevine sokarlarsa? Bu bir sulh ceza hakiminin kararına bağlı bir hadise. Zaten HSYK'da pat diyor meslekten ihraç ediyor. Böyle bir durum. O zaman böyle bir gözdağı tabii çok ağırlık taşıyor. Evet. Bu arada Nazlı Hanım, tabii hani bugün Zaman Gazetesi belirlemiş meseleyi, özetlemiş, tarihe de geçen bir manşet bana göre. Şimdi bir yandan da hani Güneydoğu Doğu bir ikinci plana düşmüş gibi görünüyor. Orada da bir şey çabası sezinlenmeye başlandı. Yani birçok itirafa rağmen göz yumuldu, barış için, kardeşlik bozulmasın diye. Bu arada Kobani'ye açılan koridor ortada, onu Uganda devleti açmadı sonuç itibariyle. Ama bakıyoruz, şimdi az sonra da bir konuğum olacak bu suçlamalara muhatap olanlardan biri. Bu hendekleri, tarihi, kronolojik, takvimsel hiçbir mantığı olmasa da işte bunu paralel müdürler yaptı, o hendekleri açtı gibi bir sığınmaya doğru, bir kaçışa doğru gidiş var. Şimdi sözler ortada, biz göz yumduk, efendim barış adına falan denildi, silahlar gömüldü. Hendeklerin tarihi uymuyor o polislerin görev süresiyle. Ne yapılmaya çalışıyor? Hani yine ben dün bir şey yazdım, dedim ki girilen cenderenin boyutuna bakılıyor, çıkılacak gibi değilse at paralele gibi bir durum mu var? Tabii at paralele. Bence bu konuda artık ilk başta bu cadı avını pek fazla anlamayan, bir cadı avı başladığını pek fazla idrak etmeyen bazı kişiler yavaş yavaş bunu anlamaya başladılar. Yani ilk gün 17 Aralık paralel deyince onlar şöyle bir pozisyon almıştı. Tamam, bir yandan hırsızlıklar soruşturulsun, bir yandan da paralel devlet içinde yapılanma soruşturulsun. Fakat hiçbir somut ilişkiye dayanmayan, tamamen afaki iddialar olduğu yavaş yavaş anlaşıldı ve cadı avının boyutları, işte makartizm yöntemleri daha iyi su yüzüne çıktı. Şimdi mesela hendek kazılmış. Tabii bunu PKK kazmış ama demek istiyorlar ki paralelin göz yummasıyla. Oysa biliyorsunuz sözde KCK operasyonlarını yapan da paraleldi. Aynen. Ve PKK'ya karşı, KCK'ya karşı
daha acımasız bir tavrı vardı deniliyor Barış, diye. Barış'a karşı olmak adına Sayın Arınç'ın açıklamaları vardı. Bunları biz çıkardık. Şimdi hani onu da kumpas olarak bir yandan demek, bir yandan şey kazıyormuş, hendek kazıyormuş, bir yandan hendeklere karşı mücadele veriyormuş. Yani biz siyasi iktidar AK Parti sanıyorduk. Meğer paralelmiş bugüne kadar. Bir yandan yani da için... Nazlı Hanım, bir yandan da okullarını bastırtıyor, yaktırtıyor falan. Onu da atlamayın. Yani bu kadar güçlü diyorsunuz. Kendi okullarını da bastırtıyor bu arada. Yani nasıl oluyorsa. Tabii. Peki. Bununla mücadele edemiyor. Yani her şeyi yapmış, bütün her yere bir yandan düzmece belge yapmış, bir yandan KCK operasyonlarını yapmış, o bu filan. Bir yandan da o kadar gücü olmadığı netice yok, itibariyle... Yok yok, kastettiğim şu Nazlı Hanım, o dönemde yakılan okulları, atılan molotofları kastediyorum. Yani aynı anda hem hendek kazdırtıyor, hem KCK'ya darbe vuruyor, hem de bir yandan da okullarının yakılmasına, molotof atılmasına göz yumuyor gibi bir durum var. Neyse, yani bu mantıksızlıkla sizi yormayıp şu soruyla isterseniz noktalayalım. Bu arada İpek Medya Grubu, sizin de bir dönem hem Bugün TV'de hem Bugün Gazetesi'nde yazarı olduğunuz, bünyesinde bulunduğunuz medya kuruluşu maalesef içimiz yana yana kapısına kilit vurulup kapatıldı. Çok iyi yönetme vaadiyle geldiler. Sözüm ona, hani çok kötüydü, ayağa kaldıracaklardı. Ama maalesef kalkacak hale bile gelmedi. Ne diyorsunuz? Ya oraya atanan kayyımın da doğru mu yanlış mı? Bugün gazetelere yansıdı, özgür düşünceye de yansıdı. İşte bu bir takım radikal İslamcı örgütlerle ilişkili iddiasıyla hakkında telefonlarında dinleme kararları da varmış. Yani bir manada bir zaman şüpheli konumda olmuş bir insan. Yani bunun da altını çizelim, görmezden gelmeyelim. Bunların hepsinin tabii ki hesabı sorulacak. Deniliyor ki 200 milyon dolarlık bir zarar sadece İpek Medya grubuna verildi. Çünkü değil mi, zaman içinde oluşturulmuş, gayet güzel, baskısı güzel, dinlenen, seyredilen, okunan bir medya grubunu sıfırladılar. Tabii ki bunun cezası sadece bence devlet değil. Yani bu düzen, bu dönem kapandıktan sonra o kadar bedel ödeyen insanlar olacak ki bütün bu yaptıklarından. O bakımdan yalnız biraz sabredip beklemek lazım. Ben şunu tekrar bir altını çizmek istiyorum. Ben çünkü şuna çok itiraz ediyorum. Şunu paralel yaptı, bunu paralel yaptı. Ve sözde en iyimser bakanlar da şunu söylüyor, sözde en hakkaniyetli bakanlar. Canım siz bir zamanlar paralelle işbirliği yaptınız. Bütün bu fenalıkları içinde paralel de var. Yani siyasi iktidar artı paralel, işte askere birlikte kumpas kurdunuz. Sadece paralele yüklenme deniliyor. Bakın bu hukukta yeri olmayan bir hadisedir. Şimdi siz 17 Aralık, 25 Aralık operasyonunu yapan polisin veya şimdi biraz sonra sizi ziyaret edecek değil mi? Sayın Ergüder zannediyorum. Evet. Onun, ne biliyorsunuz ilişkisini Gülen cemaatiyle? Benim kanaatime göre hiçbir ilişkisi yok. Ben Gülen cemaatiyle ilişkili olan insanlar zaten kendilerini bu ilişki içinde tanıtıyorlar. Yani bir Erkam Aytay var, onun yanı sıra işte gazeteciler, yazarlar var, Mustafa Yeşil var, o eski Harun Tokak var. Yani bu isimler bilinir. Ama siz şimdi onu bunu yaftalıyorsunuz, hakimi, savcıyı veya işte KCK operasyonu yapan polisi, en hafifinden ortaktı diyorsunuz. Niye ortak olsun? KCK operasyonunu Zaman Gazetesi desteklemiş olabilir. Çünkü onların duruşu bugünkü PKK operasyonlarına da aslında onay veriyor, bir tavırları var. Daha milliyetçi bir duruşları var. Ama bu demek değil ki bu operasyonu birlikte yaptılar. Hata olduysa, diyelim ki yargılama hataları. Ne biliyorsunuz o hakimlerin siz isimleriyle? Sabit mi bu ilişkiler somut olarak Fethullah Gülen'in talimatıyla bu kararların verildiğini? Ha siz diyebilirsiniz ki adaletsiz bir yargılanma oldu. Olabilir. Hepimiz bunu onaylayabiliriz. Çünkü bizde yargı sistemi maalesef böyle biraz arızalı bir yargı sistemi var. Ama her türlü hatayı siz cemaate bindirip onu karalamanın bir vesilesi
olarak kullanıyorsunuz. Ben buna kesinlikle karşıyım. Zaten bunu da irrasyonel buluyorum. Yani mantıki de değil. Anlatabildim mi? Peki. Nazlı Hanım çok teşekkür edelim. Ben Sağ teşekkür olun. ediyorum. İyi Toparladık günler gündemi. diliyorum. Görüşmek üzere tekrar. Peki.